İstanbul Kadıköy'de bir binada kat malikleriyle anlaşıldı ve binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Bina sakinleri de hazırlıklarını yapana kadar elektrik, su ve doğalgazın kesilmemesi için ricada bulundu. Bunun karşılığında da kendilerine bir hafta süre verildi. Ama daha o süre dolmadan hem elektrik, hem su, hem de doğalgaz kesildi. Bina sakinleri şimdi kışın ortasında tabiri caizse donuyor. Asansör yok, elektrik yok, su yok. Hiçbir şeyden haberimiz olmadan elektrik, su kesilebilir mi? Kentsel dönüşüm için anlayış ve zaman istemişlerdi. Ancak bunların yerine dondurucu soğukta çaresizlikle baş başa kaldılar. Ben 76 yaşındayım, ben böyle bir kepazelik görmedim. Ne suyumuzu kestiler, elektriğimizi kestiler, bizi mahvettiler. Hastamız var, yaşlımız var, bebeğimiz var. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kadıköy'deki Pınar Apartmanı sakinlerini Ocak ortasında isyan ettiren, iddialarına göre tutulmayan bir söz. Bir yanda nakliye kamyonu, bir yanda sokak ortasında ateşin başında ısınmaya çalışan apartman sakinleri. Burası İstanbul'un gözde semtlerinden Kadıköy. Bu apartman kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecekti ama verilen tarihten önce doğalgazı, elektriği, suyu kesildi. Apartman sakinleri perişan oldu. 17 Ocağı kadar süreleri olduğunu sanan aileler tam bir hafta öncesinde büyük bir şok yaşadı. Bir hafta size müddet verdim. Pazartesi, salı, çarşamba, 11'de kestiler, kala kaldık. Ertesi sabah ayın 12'sinde sabah erkenden geldi, her şeyi kestiler. Saatleri, elektrikleri, doğalgazı alıp gittiler. 65 yaşındaki Fatma teyze de apartman sakinlerinden bir tanesi, eşyalarını yükledi Sinop'a, memlekete gönderecek ama nakliyeciler karanlıkta eşyaları taşımakta zorlanıyor. O da buz gibi evin içinde günlerdir perişan. Biz susuzuz ve apartmanda Covid hastaları var. Dışarıdan eve geliyoruz. Ben bir hastanede çalışıyorum. Ellerimi yıkayamıyorum. 12 katlı bu apartmanda asansör de çalışmadığı için daireler evlerini boşaltmak isterken bin bir eziyet çekmek zorunda kaldı. Çünkü bütün eşyaları karanlıkta merdivenden taşımak zorundalar. Apartman sakinleri taşınma süreçlerinin kolaylaştırılması için bir adım bekliyor. Ya Allah'ın bir kulu Kadıköy Belediyesi'nden veya CHP'den dönüp de ya burada insan mı var, hayvan mı var? Ne durumdasınız kardeşim? Yardıma ihtiyacınız var mı demediler.